sürecine henüz aday olarak başlamış, aday olmayı henüz isteyen, talep eden Arnavutluk için de önemli. Arnavutluk için ikinci bir önemi şu, Avrupa'da göçmen işçilerin oluşturduğu önemli bir nüfus, yabancı, Müslüman nüfus var. Fakat Avrupa'da göçmen olmayan iki topluluk var, bir Boşnak var, bir de Arnavutlar yerli olduğu halde. Farklı bir dine, Müslüman olan, farklı dine mensup olan iki topluluk. Bu bölgede özellikle din eğitiminin Avrupa Birliği sürecine katkısı biraz daha fazla önem arz ediyor. Bu konularda iki hocamız var. Türkiye'de gelen Recep Bey, daha önce tanıştınız. Türkiye'de bu konunun en önemli uzmanı. Türkiye'deki Avrupa Birliği'nin din eğitimiyle alakalı raporlarında danışman olarak vazife almış bir arkadaşımız, bir hoca arkadaşımız. Adnan Bey de kendisi aslen Bayburtlu, Almanya'da kalmış, üniversite eğitimini, Almanya'da doktora eğitimini Viyana Üniversitesi'nde tamamlamış. Şu anda da Viyana Üniversitesi'nde felsefe ve din, felsefe ve eğitim fakültesinin eğitim enstitüsünün başında yönetici olarak orada vazife yapıyor. Kendisi profesör doktor. Şimdi Adnan Bey bize bu konuyla alakalı fikirlerini söyleyecek. Biz daha çok hocalarımız biraz konuşacak. Daha çok sorularını arkadaşlarımızın bekliyoruz. Öncelikle biz arkadaşlarımıza böyle bir şey teklifimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Adnan Bey'e sözü bırakıyoruz. Adnan Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca hocam tanıttı. Ben esasında Almanya kökenliyim. Fakat 2006'dan beri Viyana Üniversitesi'nde açılan bu özellikle din pedagogisi bölümünde çalışıyorum. Bölümün kurulması. Bir de önümüzdeki yıldan itibaren de özellikle imam ve manevi danışmanlık bölümü açılıyor. Orada da bizim hedefimiz özellikle Avrupa'ya Almanca dilinde imam ve manevi danışman yetiştirmek. O da 3 yıllık bir program olacak. O ikisinin sorumlusu olarak şu anda Viyana Üniversitesi'nde çalışıyorum. Tabii bizim birinci derecedeki Viyana Üniversitesi'nde olmamızın şu avantajı var. Biliyorsunuz Avrupa'da yegane devlet, İslam'ı resmi din olarak tanıyan devlet Avusturya. Avusturya'daki İslam'ın tanınması 1912 yılına kadar gidiyor. Özellikle Macar Avusturya İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i işgalinden sonra Avusturya İmparatorluğu İslam'ı resmi din olarak tanıyor. Onun için İslam'ın Avusturya'daki geçmişi eskilere dayanıyor. Ve bu vesileyle 1980 yılından beri de devlet okullarında İslam resmi din olarak okutuluyor. Şu anda 3000'e yakın okulda 500 kadar öğretmen arkadaşımız din dersini veriyor. İki üniversitede öğretmen yetiştiriyoruz şu anda. Viyana Üniversitesi bir de Innsbruck Üniversitesi. Innsbruck batıda, Viyana doğuda. İki üniversitede de şu anda İslam dersleri öğretmenleri yetiştiriliyor. Demin de söylediğim gibi Ocak ayından itibaren de imam ve manevi rehberlik bölümlerinde arkadaşlarımız bachelor tahsiline başlayacaklar. Şimdi tabii bu Avusturya'daki özel durum ama Avrupa'nın geneline baktığımız zaman Avrupa'daki laiklik, seküler yapı bütün Avrupa düzeyinde aynı şekilde işlemiyor. Avrupa'da çeşitli din manzaraları var. Mesela Danimarka ile Almanya birbirine benzemiyor. Almanya ile diyelim Yunanistan birbirine benzemiyor. Onun için laikliğin yani sekülerizmin Avrupa'daki işleyişi farklı. Mesela Danimarka'daki kral kilisenin de başkanı, ülkenin de başkanı durumunda. İngiltere'deki din anlayışı daha farklı. Fransa'da daha farklı. Fransa'daki laiklik anlayışı dini toplumun hiçbir yerine sokmaya çalışmıyor. Onun için Avrupa'daki dinin fonksiyonu, dinin politik yeri birbirinden çok farklı. Onun için Avrupa'da dinler başlığı altında
bir sonuç çıkartmak zor. Çünkü dinlerin pozisyonu Avrupa'da çok farklı. Mesela Almanya örneğinde Almanya anayasası, mesela ilginç bir anayasa, din derslerinin olması Almanya anayasasının bir parçası. Avusturya'da din dersleri anayasanın bir parçası. Yunanistan'da mesela din, orada da Ortodoks dini anayasanın bir parçası. Danimarka anayasasında Protestanlık anayasanın bir parçası. Bazı yerlerde Polonya'da Katolik dini anayasanın bir parçası. Ama bazı ülkelerde de gene Güney Avrupa ülkelerinin birçoğunda da dinin hiçbir fonksiyonu gözükmüyor. Mesela dikkat ederseniz mesela İsveç, Norveç gibi devletlerde Müslüman özel okulları var ama devlet okullarında din dersleri yok. Mesela Hollanda'ya gittiğinizde Hollanda'yı bilen arkadaşlarımız vardır. Özel bir sürü okullar vardır. Mesela Hollanda'da ve Belçika'da genel eğitim büyük oranda Katolik Kilisesi'nin elindedir. Yani normal olarak devlet okullarından daha çok Katoliklerin ilkokulları var. Devlet okullarında ama din dersi okutulmuyor. Tabii bu ülkelerle tek tek ilgilenmek hakikaten iyi bir master konusu da olabilir esasında. Bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımız varsa hakikaten din eğitimi Avrupa'da nasıl diye ilginç bir çalışma da ortaya çıkabilir. Çünkü bu ülkelerin hiçbiri birbirine benzemiyor. Onun için Avrupa'da dinler dediğimiz zaman belli bir neticeye varmamız zor. Ama Avrupa'da şöyle bir özellik var. Özellikle son zamanlarda Müslümanların çoğalmasıyla özellikle 11 Eylül'den sonra İslam ciddi bir şekilde ülkeleri meşgul etmeye başlıyor. Şimdiye kadar İslam'ı toplumun kenarında fark eden siyasi bilinç, İslam'ı toplumun merkezine doğru çekmeye çalışıyor. Bütün bu farklılıklara rağmen bütün Avrupa ülkelerinde genel böyle bir eğitim var. İslam kenar, paralel toplumdan merkez topluma doğru nasıl hareket ettirilebilir? Çünkü şimdiye kadar herkes düşünüyordu ki gelen göçmenler özellikle Pakistan kökenliler, İngiltere'de, Almanya ve Avusturya'da Türkiye kökenliler, İsviçre'de yoğun bir Arnavut kökenliler, Balkanlardan gelenler özellikle Avusturya'da, bunların geçici olarak kalıp geri dönmeleri bekleniyordu. Fakat böyle bir şey tutmadı. Bu rotasyon prensibi istenildiği kadar işlemeyince Müslümanlar da yerleşik duruma geldikçe kenardan içeriye doğru Müslümanlar nasıl çekilebilir sorunu var. Burada iki sorunla karşılaşıyoruz şu anda. Bütün bu dini farklılıklara rağmen bütün Avrupa ülkeleri şu anda mesela Avrupa'da imam nasıl yetiştirilir sorusuyla meşgul oluyorlar. İstisnasız. Hollanda devleti hiçbir zaman papaz nasıl yetiştirilir sorusuyla meşgul olmamıştır. Ama şu anda Hollanda hükümetini ciddi bir şekilde Hollanda'da imamlar nasıl yetişmeli sorusu meşgul ediyor. Amsterdam, Rotterdam, büyük üniversitelerin hepsinde şu anda teoloji programlarıyla meşgul olan arkadaşlarımız var. İngiltere'de ciddi şekilde imamlar nasıl yetişebilir tartışmaları var. Güney Avrupa'da bu tartışmalar var. Avusturya'da bu tartışmalar var. Almanya'da bir sene içerisinde 5 üniversitede İslam teolojisi bölümü açıldı. Yani bir yılda oldu bunlar. 25 milyon bir bütçeyle imamlar Almanya'da yetişsin diye. Tabii bu iki sorunu beraberinde getiriyor. Birinci sorun Müslümanlar kenarda oluşturdukları infrastrukturu terk etmekte zorlanıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Şimdiye kadar birçok grup kenarda bir yaşam oluşturmuş. Kendine göre imamı var, kendine göre müftüsü var, kendine göre din anlayışı var, kendine göre din dersi var. Bu yapıyı değiştirmek Müslümanların pek işine gelmiyor şu anda. Çünkü
Bu arkadaşlarımız da toplumun merkezinde gerekli olan beceriler yok. Dil becerileri yok, işte akademik altyapıları yok, toplumla ilişkileri yok. Onun için bu kenar toplumu terk etmek bu arkadaşlarımızın çok zoruna gidiyor. Mesela düşünün ki sadece Avusturya'da helal et diyelim ticareti yapan veyahut da diyelim Türk böyle geleneksel kıyafetleri yapan şirketlerin yıllık bütçeleri milyonları aşıyor. Yani bu teolojik, kültürel bir sorundan ziyade yanında ekonomik de bir sorun. Yani adam kenarı terk ettiği zaman toplumun merkezinde göstereceği beceri daha fazla. Mesela sırf toplumun merkezine helal şirketi gittiği zaman ona bu et helal mi, helal haram mı diye sormayacaklar. Bu işte biyolojik özellikleri bu hayvanın nasıldır, kesimi güzel oldu mu, böyle yani human bir şekilde bu hayvanlar yetiştirildi mi soruları da geleceği için merkeze gittikçe kalite beklentisi de artıyor. Onun için söylenmese bile merkeze doğru giden Müslümanların önünde bazı engel faktörleri var. Çünkü merkezde olmak belli bir kaliteyi, belli bir beceriyi de gerektiriyor. Mesela diyelim ki Kur'an kurslarının önünü merkeze doğru açtığınız zaman işte bina iddiası farklı olacak, öğretmenlerin kalitesi farklı olacak, öğretmenlerin dil becerileri farklı olacak. Onun için dini kenarda tutmak bazı grupların çok işine geliyor. Dini kenarda tutmak da bazı siyasetçilerin de işine geliyor. Çünkü Müslümanlar yük olmuyor. Şimdi Almanya birdenbire 25 milyonu Müslümanlara harcayacak. Ama eskiden bu işi başka şeye harcayabilirlerdi. Yani Müslümanların kenar toplumunu terk edip merkeze gitmeleri devletin de tam işine gelmiyor finans olarak. Birdenbire sadece Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 1000'in üzerinde öğretmene ihtiyaç var eğer din dersi merkezde verilirse. Bir eyalette bu. 800 bin çocuğa siz din dersi verdiğiniz zaman neredeyse Almanya'nın Katolik ve Protestanlara yaptığı masraf kadar Müslümanlara da yapacaklar. Bu beraberinde finans problemini de getiriyor. Onun için veya Müslümanların merkeze gelmesi bazı siyasetçilerin de işine gelmiyor. Çünkü korku veren bir İslam bazı partileri besleyen dinamik durumunda. Yani İslam ne kadar korkutursa bazı partilerde bu korkudan daha çok oy topluyorlar. Onun için korkutan İslam, mesela diyelim ki Avusturya, Almanya, Batı'daki istihbarat teşkilatlarının neredeyse %40'ı Müslümanlardan geçinen işçilerden oluşuyor. Ama İslam yüzünü ne kadar merkezde gösterirse bu içte kurulmuş polisiye dengeler de bozuluyor. Onun için İslam'ın merkeze gitmesinin önünde Müslümanlardan kaynaklanan, Batı'dan kaynaklanan şu anda engeller de var. Fakat iki tarafında karşısında bulundukları meydan okuyuşu, İslam Avrupalı'nın bir parçası. Bunu kabul etmenin alternatifi yok. Tabii İslam Avrupa'nın bir parçası olduğu zaman İslam'ın karşısına da bir sürü teolojik sorunlar çıkıyor. Bizi üniversitede meşgul eden sorun nedir? Türkiye tarafından Türkiye'nin şekillendirdiği bir İslam anlayışı var. Mısır'ın şekillendirdiği bir İslam anlayışı var. İşte ne bileyim Afrika'nın şekillendirdiği bir İslam anlayışı var. Avrupa'da oluşan İslam'a da Müslümanların teolojik bir iklimleri Avrupa görünümü veriyor. Bu görünüm derken genel dinamiklerde değil, İslam'ın bir yüzü Avrupa'da anlaşılır duruma geliyor. Mesela şu anda İngiltere'de siz bazı mahallelere gittiğiniz zaman öyle bir İslam anlayışı var ki İslam topluma anlatacağı bir dil yok. Bunu bir İngilizceyi kastetmiyorum. Yani toplumla karşılaşacak altyapı yok. Toplum İslam'dan korkuyor, İslam genel toplumdan korkuyor.
korkuyla oluşmuş iki yüz karşılaşıyor böylece. Yani komünikasyon meydana gelmiyor. Şimdi bizim teoloji bölümlerinin Avrupa'daki bu Arnavutluk da buna dahil açıldığı zaman buradaki arkadaşların önündeki en büyük sorun, bizim de önümüzdeki en büyük sorun, İslam'ın Avrupa'yı yüzü nasıl olacak yani? İslam Avrupa'da yerel bir din olarak kendini nasıl kabul ettirecek? Tabi bu Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te biraz daha değişik olabilir geçmişler itibariyle. Ama genel Avrupa'ya baktığımız zaman karşımızda duran en büyük sorun, Avrupa'daki İslam'ın teolojik dini ne, dili nedir yani? Konuştuğumuz zaman toplum bizi nasıl anlayacak? Bunun için karşımıza iki sorun çıkıyor teolojide. Empirik teolojinin oluşturulma mecburiyeti var. Yani empirik teoloji dediğimiz zaman bizi dinleyen insanlar bizi nasıl dinliyorlar? Bizi dinleyen insanlar bizi nasıl anlıyorlar? Biz Allah dediğimiz zaman Avusturya'daki, Almanya'daki veya Arnavutluk'taki insan acaba bizim kastettiğimiz Allah'ı mı düşünüyor? Veya biz dini vaaz ediyoruz ama dini dinleyen insanların dinin hangi boyutuna ihtiyacı var? Avusturya'daki din tüketim ihtiyacıyla Arnavutluk'taki din ihtiyacı birbirinin aynı değil. Onun için dinin muhataplarının iyi bilinmesi gerekiyor. Onun için de empirik teolojinin oluşturulmasındaki ana maksat dinin muhatapları kim esasında? Yani bizim Arnavut dediğimiz, Avusturyalı dediğimiz, Alman dediğimiz bizi dinleyen insan kim? Bunun özellikleri nedir? Okuldaki çocuklar dini nasıl istiyorlar? Yani günlük hayatta din hangi boşluğu doldurabilir? Günlük hayattaki çocuğun hayatında din nereye, çocuğun hangi yönde ihtiyacı var bu dine? Bunları anlamak için şimdiye kadar vaaz eden dinden öte dinleyen bir din pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Yani din belli bir şekilde deduktif anlattığımız bir süreçten indüktif, insanların içinden hareket eden, insanları dinledikten sonra vaaz eden bir din anlayışına gitmemiz gerekiyor. Bu ikinci derecede vaaz eden din anlayışının oluşması için de dinin empirik temellere oturulması gerekiyor yaşadığı toplumda. Onun için biz Avrupa'da, özellikle Viyana'da yeni müfredatlarımızda birinci derecede oluşturmaya çalıştığımız bizi dinleyen insanları anlamak mecburiyetindeyiz. Mesela bizim bir arkadaşımız master çalışması yaptı. Mesela Müslüman çocuklar peygambere nerede ihtiyaç duyuyorlar acaba? Mesela Hazreti Muhammed dediğimiz zaman aleyhisselam hepimiz seviyoruz diyor çocuklar. Ama sevgi cami ile sınırlı. Yani günlük hayatta esasında biz kendimize de bu soruyu sorabiliriz. Yani biz peygamberimize günlük hayatımızda nerede ihtiyaç duyuyoruz acaba? Yani günlük hayatta peygamber bizim nerede karşımıza çıkıyor? Veya günlük hayattan peygamberi ne kadar dışlamışız? Mesela bizim Almanya'da, Avusturya için söylüyorum. Avusturya'daki %80 üzerindeki çocukların günlük hayatta peygambere hiç ihtiyaçları yok. Bunu çeşitli sahalara yayabilirsiniz. Peygamberi sevmek sunni, içeriksiz bir söz esasında. Bunu Allah'a da götürebilirsiniz. Bir teftiş esnasında bir okulda dinliyordum. Öğretmen arkadaşlarımız, biz de üniversite okula gittiğimiz için bir ortaokul seviyesinde Viyana'da bir okul. Şimdi çocuklara soruyor işte, kainatı kim yarattı? Hepsi bağırıyorlar, Allah. İşte bunu kim yarattı? Allah, Allah. Şimdi tabii Allah, Allah şunca şarkıya dönüştü iş. Allah, Allah. Dinlemiyor çocuklar. Allah, Allah diyorlar. Ama ilginç bir şey. Yani Allah'a inanç da şey böyle, böyle sanki matematiksel bir işlem. 2 kere 2, 4 dünyayı Allah yarattı. Yani ikisinin arasında duygusal bir fark da yok.
Aynı şey. Onun için niye vaaz eden öğretmen, dini anlatan öğretmen çocukların ihtiyacından farklı bir Allah'ı anlatıyor? Bu genellikle İslam teolojisindeki eksik bir görünüm. Biz muhataplarımızı tanımıyoruz. Bu değişmesi gerekiyor. Bu bizim önümüzdeki, kısaca anlatacağım, en büyük sorun. İkinci sorunumuz bizim, İslam teolojisinin yanında İslam eğitim bilimleri nerede duruyor? Mesela size sorduğumuz zaman, kısaca mesela burada eğitim bilimlerinde master yapmak isteyen arkadaş var mı? Mesela olur inşallah. İslam eğitimi konusunda. Evet. Var bir kısmı öyle zaten. Mesela bir soru sorsak. Mesela teolojinin yanında İslam eğitim bilimleri veya din eğitiminin yeri nasıl desek? İkisinin arasındaki fark nedir acaba sizce? Hata yapabiliriz. Bu sorun böyle hep bende de tam cevabı yok. Arasında bir fark yok. Birbirini tamamlayan bir şey. Mesela. Birincisi görüş. Mesela arkadaşımız diyor ki ikisinin arasında fark yok. Birbirini tamamlıyorlar. Hangisi hangisini tamamlıyor? Biri yöntem, birisi onun asıl anlatılmak istenen konu yani. Evet. Şimdi bu arkadaşımızın dediği genellikle ana şu anda Türkiye'de, dünyadaki İslam ülkelerindeki görüş bu. Bunun faydası ve zararları var. Mesela bu konuda bunun dışında bir görüş var mı mesela? Teolojinin, yani din bilimlerinin, klasik bilimlerinin, teoloji dediğimiz zaman tabii batıdaki teolojik anlayışıyla bizdeki teoloji anlayışı birbirinden farklı. Din bilimlerinin yanında eğitim bilimlerinin ikisini karşı karşıya getirdiğiniz zaman bunların birbirine karşı pozisyonlarını nasıl ifade edebiliriz? Sorun bilmiyorum, anlaşıldı mı? Mesela beyefendi dedi ki din bilimleri teolojinin verilerini götüren bir bilim dalıdır dedi. Bunun bu görüşün faydası ne, zararı ne? Din bilimleri açısından, din eğitim bilimleri açısından. Açabilir misiniz? İnşallah. Şimdi mesela düşününüz ki, şimdi arkadaş diyor ki, teoloji diyor ki, mesela bir örnek veriyorum. Peygamber Efendimiz 7 yaşına gelen bir çocuk namaz kılmadığı zaman ne yapılır bu çocuğa? Dövülür. Bir görüş, dövülür değil mi? Bunun yumuşatılması hadisçilerimizden azarlanır. 7 yaşında uyarılır, 10 yaşında dövülür. Dövülür. Ama döveceğiz bir tarafa. Şimdi ilginç bir şey var. Şimdi bunu eğitim bilimlerindeki bir arkadaşımız, Viyana Lisesi'nde ders veren bir arkadaşımız bu hadisle nasıl hareket edebilir? Viyana Üniversitesi'ndeki bırakın dövmeyi, derste, ders dışında öğretmenin çocuğa dokunması yasaktır. Severek veya kızarak. Mesela bir kızı severek de okşayamazsınız oğlan öğretmen olarak. Yani dokunmanız yasaktır. Bunun çeşitli sebepleri var. Hangi sebep hocam? Hocam Türkiye'de öyle bir kısıtlama yok şu anda. Ya yani mesela diyelim ki cinsi nedenleri olabilir, çocuğun sizin dokunmanızdan rahatsızlığı olabilir vesaire vesaire. Ama hukuksal olarak severek veya sevmeyerek çocuğa dokunamazsınız. Şimdi bu hadisi hocamız da dedi, sizin hadis bilimleri değil mi? 10 yaşındaki teoloji diyor ki çocuk 10 yaşındaki namazını kılmazsa dövün. Şimdi diyelim ki... Tavsiye edebilir miyim? Yani şimdi tabii Arapçada ebilmek yok fiil olarak. Yani şeyler olduğu gibi, yani Almanca'da olduğu gibi ya da işte Batı dillerinde olduğu gibi. Ebilmek kavramı yerine yani doğrudan direkt ifadeler var. Belki bunu ebilmek şeklinde okumak lazım. Yani dövülebilir. Yani evet. Dövmek şeklinde değil. Evet. Böyle de yorumlansak, bu da ilginç bir şey, teolojik bir yorum. Şimdi bunu eğitim bilimleriyle ilgilenen bir arkadaşımız bu hadisi aldı, teoloji götürüyor. Efendim? İnteraktif olsun. Burada bir tarafa basın. Şimdi sadece hadisin teolojik yorumu değil. Yani
dayağı eğitimde bir yöntem olarak verdiğimiz anlam günümüzde farklı bir defasında. Çünkü tabu haline geldi. Yani birine dokunmak, dayak atmak, yani sadece okullarda değil, okul dışında kadına karşı şiddet olsun, diğerlerine karşı tabu haline geldi. Yani batıda ve doğuda olağanüstü, kabul edilemez bir kötü haline geldi. Ama bu muhtemelen Avrupa'da dahil 50 yıl önce böyle değildi. 50 yıl önce bile böyle değildi. O nedenle dayak bu kadar tabu haline geldiği için dayağın fiziki etkisinden daha muazzam derecede psikolojik etkisi oluyor yani yapan için ve yiyen için. Dolayısıyla 14 asır önceki bir olay, dediğim gibi 50 yıl önce bile çok farklı yani batıda dahil olmak üzere olayı o açıdan bakmak lazım diye düşünürüm. Yani böyle bizim hadislerde efendim dayak yoktur, muktur var kardeşim. Bizim eski klasik İslam alimlerinden de ne tarafından dövebiliriz diye var. Yani yüzüne vurmayın, Allah'ın şeyini yansıtır. Yaratılıştaki önemli tarafı yansıtır. Yok şu tarafına vurun, bu tarafına. Bizim literatür bununla dolu. Dolayısıyla o hadisleri öyle izah etmekle kurtulamayız. Kadınlara dayak meselesi de öyle. Kur'an-ı Kerim'de var ya hocam, o en zorlanacağımız bir konu. Geçen yıl Çorum'a gitmiştim. Bir il müftülüğü şey yapmıştı. Valilikte falan işbirliği içinde kadına karşı şiddetin önlenmesinde değerlerin rolü diye bir proje yapmış. İlk konuşmacı da beni çağırdılar. Ben de memleketim olduğum için gittim kışın, yani Ocak ayında falan gittim. Kar, buz bilmem ne ama salon dolmuş, Diyanet'te doldurmuş. Değerlerin rolü, tabii bütün belediyede hep afişler falan varmış. Bir adam, bir tutam saç, kadına karşı şiddetin önlenmesinde değerlerin rolü diye öyle bir afişler var. Gittik toplantıya, biz tabii işte kadına bakış, araştırmalardan bahsedeceğiz. İslam'ın işte konudaki daha liberal anlayışını falan anlatacağız kendimize. Kardeşim müftülük bir hazırlık yapmış. Ayetle başlıyor müftülüğün programı olduğu için. Gazeteciler falan da var, yerel basın var, Aleviler var orada, yerel basın da olmuş. اَرْرِجَالُ قَوَّامُنَا diye başlayan ayetleri de içeren bir ayet okundu. Tabii orada gerektiği zaman kadını dövebilirsiniz diyor. Yani sıralıyor ya sıralamı. Zaten bizim en çok şu anda bu dayak tabu olduğu için zorlandığımız konu, dedim manşet belli oldu hocam. Müftülük maşallah hazırlamış. İnşallah mealini vermez dedim hocam. Bir de tek tek mealini verdi. Bütün gazetelere çarşaf çarşaf tüm sayfa veya yarım sayfa o çıktı. Müftülüğün kadına karşı şiddetin önlenmesindeki toplantıda kadınları dövebilirsiniz diye. Yani bunun yarın bir gün dayakla ilgili telakkilerimiz de değişebilir. Ama hocamın dediği şu haklı, empirik bakmak durumdayız. Biz yaşadığımız dönemin çocuğuyuz, evladıyız. Ona göre bunlardan hangisini ön plana çıkaracağız? Din pedagogisi de bir seçim yapma işidir bir anlamda. Yani şu anki muhataplarımıza göre hangisini ön plana çıkaracağız, hangisini çıkarmayacağız gibi geliyor bana hocam. Sizin araya şimdi gidiyor. Arkadaşlar da sağ ol hocam, yardımcı oldu. Eğitimle ilgili İkra, yani okuyla başlayan bir dinin illaki en çok seçenek sunduğu şey eğitim olur. O yüzden bununla ilgili tek hani o yani çocuklar dövebilirsiniz seçeneği yok. İkincisi eğitimde sadece hoca ve şey yok, çocuk yok. Arada çocuğun ailesi var. O bu ilişkiye ilişkiyle ilgilenen toplum ve yakınlar vesaire vesaire var. O yüzden dinde hani bildiğiniz gibi mesele işte daruriyat, işte zaruri meseleler, haciyat, ihtiyaç ölçüsünde olan şeyler. Ondan sonra tek milyar ve tahsiniyat, tamamlayıcı ve güzelleştirici şeyler var. Bu durumda da meselelere hep en üst seviyeden, yani en üst şekilde bakılır. Yani orada her şey tamam mı bununla? Yani bu yani dayak atma ile üstteki şeyler arasında, yani dayak atma ya da herhangi bir eğitim metodu üstteki şeylerden birini götürecekse o zaman buna başvurulmaz. Yani her ilişkide, özellikle Avrupa'da biraz daha geniş, her zaman üst şeyde ya da biraz daha geniş tutma gerekiyor. Her eğitim şeyinde de o üstteki hassasiyetler üzerinde bakılır meseleye. Yani bu vardır ama illaki seçeneği var ve bu özellikle üstten birini götürüyorsa, daruriyattan, yani insanları imandan ya da dinden soğumaya götürüyorsa o zaman bu hadis uygulanmaz. Zaten emir şeklinde değil. İllaki dövün. Şimdi bu arkadaş tanıtsın arkadaşlar. Konuşan arkadaşlar kendi tanıtarak ondan sonra konuşsun. Önce kendi de tanıt. Adım Ertan. Buralıyım. Eser Üniversitesi'ni bitirdim. Şimdi bu arkadaşımızın yorumu da teolojik bir yorum.
Mesela hocamınkisi de teolojik bir yorum. Mesela hocam diyor ki Aton kardeş, yukarıdaki zaruret varsa ona dikkat etmek lazım. Bu teolojinin getirdiği bir yorum. Bu eğitim bilimlerinden değil. Mesela eğitim bilimleri bunu dikkate almak zorunda. Fakat teolojinin kendi bulduğu bir çözüm. Önemli bir çözüm ama teolojik bir çözüm. Değil mi? Yani usulden, fıkıhtan böyle bir sorun. Şimdi bu yorumda din eğitimi bunun neresinde bu söylemi? Soru bayağı... Mesela hocamızın dediği de teolojik bir yorumdu. İşte böyle anlaşılmasın, zaruret çıkmıyor buradan. Ben dilden hareketle ben yorum yaptım. Evet. Erkan Bey de fıkıhtan hareketle evet. Yorum yaptı. İkisinde de ama din eğitimi yok. Evet. Yani tabii yorum yöntemleri bizde biliyorsunuz dil var, fıkıh var, kelam var, tasavvuf var. Modern yorum yöntemleri, sosyal yorum, insan psikolojisini dikkate alan eğitim eksenli yorum bunlar farklı evet. Yorum tarzları. Batı'da da yani sosyal içerikli yorum yeni bir yorum. Evet. Yani sosyolojinin Batı'da evet. Bir yorum bilimi olarak katılması, 14. yüzyılda ortaya çıkan bir şey. Evet. Tarih de böyle. Bunlar tabii biraz yeni olduğu için tekabül eden şeyler var bizde yani evet. Karşılıkları ama evet. Birebir aynısını evet. Geçmişte bulamayız. Evet. Hocam, şimdi gelecekte de yani hepimiz kafamızda 2-3 saniye düşünmemizde fayda var. Din bilimleri bu yorumların neresinde duruyor? Hocamız dedi ki mesela din bilimleri bu anlayışları taşır. Bu çerçevede hizmet görür mesela. Diyelim zaruret var hocamızın yorumları. Bu tür yorumlarla hareket eder, dini çocukları anlatır. Ama biz kendi kendimize biraz daha düşündüğümüz zaman acaba din pedagojisinin kendine göre teorisi var mı? Teorisi varsa din pedagojisi teorilerini nasıl üretiyor? Mesela din bilimleri bu teorileri bir süreçte üretmişler. Yani bunların hepsi böyle olursa öyle olursa Kur'an'da yazmıyor, hadiste de yok. Yani bir süreçte dini bilimler teori üretmişler. İslam eğitim bilimlerinin teorisi nasıl üretiliyor? Çünkü teorisi olmayan bilimlerin ne geleceği ne de günü vardır. Sadece taşıyıcı bilim olarak kabul edilir. Onun için şu anda benim özellikle anlatmaya çalıştığım Avrupa'daki din veya Türkiye'deki bütün İslam dünyasındaki din bilimlerinin en büyük sorunu kendilerini bu taşıyıcılık rolünden çıkartmaları, teorileri olan bir din bilimi durumuna getirmeleri gerekiyor. Bizim önümüzdeki en büyük engellerden birisi bu. Yani din bilimlerinin kendi teorisi ve araştırma metotları var mıdır? Eğer bunlar olmazsa din bilimlerinin teolojinin yanında geleceği askıda veya hep karanlıkta kalan bir bilim dalı durumunda kalır. Hocam bir konunun açılması için bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam buyurun. Bu sizin bahsettiğiniz İslam eğitim bilimleri olsun, Hristiyan eğitim bilimleri diyelim. Hristiyan eğitim bilimleri, din eğitimi bilimi Almanya'da çok teorik olarak önde olan belki en başta gelen ülkelerden birisi. Orada mesela bu onlar üretebilmiş mi? Bir somut örnek üzerinden nasıl teorik olarak Hristiyan eğitim bilimlerini üretmişler? Practical teoloji falan diyorlar. Onlarla evet. nerede duruyor? Şimdi birincisi en büyük üretilen en büyük faktör Batı'da onların bünyesinde pratik teoloji var. Pratik teolojinin zaten din eğitimleri pratik teolojinin bir bölümü. Yani o ne demek hocam? Biraz pratik teoloji daha ziyade pratik teoloji yaşamdan hareket ederek mesela dini yorumlamak. Yani diyelim ki mesela tabii Hristiyanların verdiği en büyük örnek şu. Mesela en azından
acaba çocuk mesela vahiy var ama acaba Allah böyle kutsal ruh çocuğun ağzıyla da konuşabilir mi? Yani çocuğun söylediğinde vahiy mahiyeti var mıdır? Mesela çocuk bir şey söylüyor hayatında. Mesela diyelim ki bir sorunu var çocuğun. Mesela diyor ki çocuk, Allah neden işte adaletsiz? Niye benim annem öldü? Başkasının annesi yaşıyor. Veya benim babam niye işsiz? Öbür Thomas'ın babasının 3 tane arabası var. Neden o zeki, güzel, ben güzel değilim? Veya o niye böyle, benim ailem böyle değil? Bu çocuğun söylediğine Tanrı'nın cevap verme zarureti var mı? Şimdi pratik teoloji bu soruların çocuğun sorduğu soruyu da ciddiye alıyor. Mesela İslamlaştırırsak, normal bir körün söylediğine cevap veren Tanrı, efendim bir kadının ihtiyacına cevap veren bir Tanrı, çağdaş yakarışlarımıza cevap niye vermiyor? Kadın diyor ki, ya Muhammed adet nedir? Tanrı bir cevap veriyor. Kör işte bir hata yapıyor ve peygamberimiz onu dikkate almıyor. Allah onu uyarıyor, onu dinle diyor. Veya Kur'an'da bir sürü sorular var. Ya Muhammed sana soruyorlar ki, dediler ki şunu söyle. Tanrı bizim söylediklerimize nasıl cevap veriyor? Yani Tanrı'yla insan ile arasındaki canlı komünikasyon nasıl sağlanabilir? Tanrı bizi nasıl duyar ve nasıl cevap verir? Yani vahiy sürecinin canlandırılması nasıl olabilir? Bunlar pratik teolojinin sorduğu sorular. Bu cevapların hepsi tatmin edici olabilir, olamaz ama Tanrı ile insan arasındaki ilişki, konuşma canlandırılmadığı zaman din dogma durumuna düşüyor. Canlı konuşma yaratanla nasıl olacak? İslam teolojisinin de, empirik teolojinin de önündeki soru bu. Yani insanla Allah arasındaki ilişki nasıl canlı bir duruma gelecek? Tanrı bizi duyar mı? Duyarsa Tanrı'nın cevabı bize nasıl etki eder? Buyur kardeş. İbrahim Şimşek, Kayseri Üniversitesi'nde 2. sınıf yüksek lisans öğrencisi. Ben şimdi ilk önce şunu sorayım size. Şimdi biz bu pedagoji, dini eğitimi kime göre yorumlayacağız? Yani bir doğruya göre Allah ne demişse odur. Yorumlamaya gerek duymaz. Ama siz Batı'dan bahsediyorsunuz. Batı'da kendine göre açıklama istiyor. Biz Allah'ın getirdiği bütün hükümleri açıklamak zorunda mıyız? Neden? Çünkü bize göre biz Allah'a kesin inanırız ve Allah'ın inandığı şeyi sorgulamaya ihtiyaç duymayız. Ama bir Batılı diyor ki bana anlat diyor. Biz bunu anlatmak zorunda mıyız? Şimdi Türkiye için şu şey yapacak olursak, mesela Doğu'da herkes Allah'ın sorgusu sualsiz kabul eder ve hiçbir şeyi sorgulamaz. Ama İstanbul'a Batı'ya doğru gelince işte neden şunu böyle oluyor, bunu neden açmıyorlar, Müslümanlar neden bu şekilde diye bir soru soruyor. O zaman biz şunu mu yapmak zorundayız? Dini bölgeye bölge ye göre yorumlayıp o şekilde mi anlatmamız gerekiyor? Yoksa bir tek model çıkarıp o şekilde mi anlatmamız gerekiyor? Şimdi dinin yöresel yüzü olmak zorunda. Çünkü diyelim ki Mekke'deki sorularla Medine'deki sorular da aynı değil. Afrika'daki sorularla Türkiye'deki sorular da aynı değil. Ve biz bana öyle geliyor ki benim bir halam vardı Erzurum'da kalıyordu bir köyde. Hiç İstanbul'a da gitmemiş. Önce iki oğlu trafik kazasında öldü. Kocası öldü. Cenazeye gittiğimizde Erzurum'un bir köyü gittik, namaz vakti geldi, halam namaz kılmadı. Normal olarak acayip bir şey olur. Niye kılmadın hala dedim. Ya dedi, gitsin başkaları kılsın dedi. Mezarlığı ben doldurdum dedi ona. Yani Allah'la bir hesaplaşması var. 70 yaşlarında.
Normal bizde bu soru çok acayip bir şey gelir. Mezarda? Mezarlığı benim çocuklarım, ailem doldurdu diyor. Gitsin başkaları ona namaz kılsın diyor. Ona namaz kılsın. Yani Tanrı'yla bir şeyi var. Şimdi burada insanlar bu zor durumda mesela bir şey söylüyor. Bu hakikaten ciddi bir teolojik soru bu. Niye ben? Niye benim oğullarım? Şimdi bunu açık söylüyorum. Bizim Avrupa'daki muhataplarımız birinci derecede genellikle Anadolu'dan gelen insanların çocukları. Ama yöresel şartlarda din bir cevap istiyor. Yani o insanların soruları farklı oluyor. Avrupa'daki Müslüman Türklerin sorusuyla diyelim Anadolu'daki Müslüman Türklerin soruları, dine yönelik sorular aynı değil. Aynı olmaması da gerekiyor. Onun için cevaplar da farklı olması gerekiyor. Bu dinin özünde de var. Yani dinin kontekstüelleşme sorunu var. Yani din yöresel dili anlamadığı zaman yöresel cevapların da oluşması mümkün değil. Onun için mesela Avrupa'daki çocukların soruları farklı. Zaten İslam'ın en büyük özelliği İbrahim kardeş yayılmasındaki İslam yöresel dilleri iyi anlama becerisi var. Dogma bir din değil. Esnek, yöresel dinleri anlıyor, dilleri ve yöresel cevapları da verdikleri için İslam'ın yöreselleşme süreci Katoliklerden ve Protestanlardan daha hızlı oluyor. Ama mesela herkesin anladığı tek bir dil değil. İnsanların namazı ihtiyaçları da farklı. Namaza mesela diyelim her insanın ihtiyacı namaz bir ama insanların kendi dünyalarında namaz ihtiyaçları farklı. Bu farklılıkları dini vaaz eden insanın göz önüne alması gerekiyor. Yani hocam şöyle geçmişte daha sık söyleniyordu, sizin anlattıklarınızdan yola çıkarsak bir Euro İslam mı olması gerekir? Geçmişte çok tartışıldı bu. Evet. Yakın dönemde direkt kavram olarak ifade edilmiyor yani. Evet. Bütün bu süreç buna mı götürüyor? Çünkü evet. Müslümanlar burada azınlık statüsünde, çoğunluk statüsünde yaşamıyor. Çoğunlukla da gidiş şekilleri belki Arnavutluk ve Bosna Hersek hariç iş bulmak maksadıyla gitmiş durumdalar. Zaten sorunların bir bölümü de siz de ifade ettiniz. İşçi sınıfından insanlar gittiler. Elit okumuş kesimler gitmediler. Mesela Amerika'ya daha ziyade okumuş kesimler evet. gittiler. Onların sorunları belki Avrupa'dan daha farklı. Bütün bunları dikkate alarak tabii İslam'la ilgili tarihsel, oryantalist bakış açısı da var Avrupa'da. Bütün bunlardan yola çıkarak bir Avrupa İslam'ı meselesi mi şu anda gündemde? Bütün bu imam falan yetiştirme çabalarının, gayretlerinin özellikle 11 Eylül sonrası güvenlikte de İslam arasındaki ilişkinin bu mu yatıyor yani neticede? Evet. Sizin bakış açınız nedir? Şimdi tabii Avrupa'daki devletlerin belli bir beklentileri var. Avrupa'daki devletler genellikle İslam'a bir güvenlik sorunu olarak bakıyorlar. Nasıl şiddetten uzak dururlar? Bu kendi başına bir sorun. Ama ben bu Euro İslam işini kullanmamaya çalışıyorum. Fakat Almanca biz Europäische Prägung diyoruz. Yani Avrupa'nın dilini anlayan, Avrupa'nın dilinde cevap veren, bu bir dil Almanca İngilizce.